Efendim, borsa geçtiğimiz yılın en çok para kazandıran yatırım aracı olunca yeni yılda yeni yatırımcı sayısı haftalık 85 bin kişiyi aştı. Borsada hareketlilik sermaye piyasası kurulunu da harekete geçirdi. Spekülatif hesaplar 24 saat takibe alındı. Kuruldan yatırımcıyı yanlış yönlendirene ceza keseriz açıklaması geldi. Kar marjı ve benzeri yüksek olan şirketler var. O yüzden de birçok yeni yatırımcı rotasını borsaya çevirdi. Sermaye Piyasası Kurulu da o hareketliliğe dikkat çekti. Borsada yanlış yönlendirene cezayı keseriz dedi. 2022'de aylık 100 binin üzerinde hesap açılmış. Borsaya giren para miktarını da arttırmış oluyor. 2022 yılını rekor yeni yatırımcı ile kapatan borsa bu ivmesine devam ediyor. Sadece son haftada yeni giren kişi sayısı 85 bini aştı. 2022'nin başına kadar 2 milyon 600 bin hesap açılmıştı. Sadece 2023'te bunun %50'si 1 milyon 300 tane hesap açıldı. Ama geçen hafta borsa ciddi kayıplar yaşadı. Yeni haftada 5500 seviyesine kadar çıktı. Dikkat etmek, iyi bilmek lazım. Borsadaki işlem hacminin artmasıyla birlikte uzmanlardan kredili işlem uyarısı geldi. Var olmayan paranızın satış ya da alış yaptığınız anlamına geliyor. Çünkü var olmayan parayla yapılan kredili işlemlerin değeri 30 milyar liraya dayandı. 1000 puanın üzerindeki düşüşlerde panik ettiren hareketlere neden olabiliyor. Kredili işlemler değil de var olan paramızı işlem yapmak tabii ki yine yatırımcılara tavsiye edileceğimiz noktalardan. Borsada hareketlilik Sermaye Piyasası Kurulu'nu da harekete geçirdi. Kurul, yanıltıcı bilgi veren spekülatif hesapları 24 saat takibe başladı. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de yatırımcıyı yanlış yönlendirene ceza keseriz açıklaması yaptı.